Very very good. İnanmayın arkadaşlar, kanmayın böyle şeylere. Müjde, büyük müjde. Seçim öncesi yapıyorlar zaten bunlar hep. Komplo gibi bir şey oldu. Güzel yaptı. Çok iyi düşünüyoruz. Karşılansa olur, karşılanmasa olur. Nimet ne diyelim? Bana iyi bir şey. Daha öncesi olsaydı daha iyi olurdu. Seçim yatırımı. İnşallah kurtuluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi. Evlerde kullanılan doğalgazın bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Bakalım vatandaşlarımızın tepkisi ne? O iş yalan olur, hikaye olur. Yani bir sene verirler. Ya verecek diyorlar. Bence hikaye. Yani bugün zaten doğalgaz zaten ucuz efendim. Sıkıntı yok. Ama yani bu doğalgaz seçimden önce gaz alıyorlar. Yok gaz çıktı. Ondan sonra yok efendim Kabar'da petrol bulundu. Şöyle oldu, böyle oldu. Gaz müjdesi verdikçe bize daha çok giriyor yani efendim. Ben söyleyeyim, buradan yetkililere de sesleniyorum. İnşallah işimden de kovulmam. Ama yani daha da zamlı olacağına inanıyorum. 25 metreküpü bedava verir. 25 metreküpün üstüne 1 metreküp kullandın ya. 1'e 3 yazar, 1'e 5 yazar. İnanmayın arkadaşlar, kanmayın böyle şeylere. Diyeceklerim bu kadar. İnanmıyorum. Ben yani inanıyorum, güveniyorum AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza. İnanmıyorum böyle. Başka şey. Cumhurbaşkanımız yok. Konuşsana, konuş. Bağırma, konuş bağırma. Konuş. Başka adam yok Cumhurbaşkanımızdan başka. Doğalgaz için hani bir şey diyemiyorum. Açıkçası pek de bir şey yapmadılar şu ana kadar. Seçimlerden önce yapıyorlar. Yapacaklarını da pek zannetmiyorum açıkçası. Zaten gençliğimizi bitirdiler. Nereye kadar devam edecek ki bu süreç böyle? Ha, pek de iç açıcı şeyler değil yani. Seçim öncesi yapıyorlar zaten bunlar hep. Bu kadar. Diyecek başka bir şeyim yok yani. 115 liralık ne çıkar yani? 1-200 lira yapar yıllık olsa. Enflasyonu görmüyor musunuz? Valla isterse 10 yıllık versin, boyumuz yok ona. Keşke bu uygulamayı kışın yapsaydı. Doğalgazı olmayanlar, ödeyemeyenler bunu kışın kullansaydı daha faydalı olurdu. Yazın yapması bence seçim önü komplo gibi bir şey oldu. Çok gereksiz olmuş açıkçası. Yani başkanımız söylüyorsa muhakkak doğru söylüyordur, muhakkak yani. Biz başkanımız başımızın tacıdır bizim. Yani kendisine sonuna kadar güveniyoruz ve oyumuza şu anda başkanımıza. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz Çorum olarak AK Parti'ye bir ders vermemiz gerekiyor. Biz başkanımıza değil AK Parti'ye ders vermemiz gerekiyor. Milletvekillerimizden hiçbir zaman memnun olmadık. Şu anda geleceklerden de memnun olmayacağız. Biz şu anda MHP'nin milletvekillerini göndereceğiz. Ama AK Parti'ye şu anda başbakanlığına oy vereceğiz. Vallahi artık onun yalanlarına inanacağımız bir şey yok. Yalan, iftira, başka temelli saçmaladı yani son zamanlarda. Söyleyeceğim bu kadar. Yalan olduğunu mu düşünüyorsun? Yalan da var, iftira da var işin içinde. Yalan. Kimin malını kime bedava veriyor? Yani bağışlamış gibi bir hareketleri var biliyor musun? Milletin malı zaten. Kimsenin değil ki. Karşılansa olur, karşılanmasa olur. Bir aylık. Biz... Yaz geldi zaten. Önemli değil ki. Önemli değil, 30 kağıt gelir, 25 kağıt gelir, veremiyor mu? Kış günü vereydi. Değil mi? Kış günü vereydi. O 1 milyar, 1 milyar, 2 milyar geliyordu bana aylık. O zaman vereydi. O zaman vereydi. Şimdi tabii 25-30 kağıt gelecek. 25 lira. Onu öderim ben. Çok iyi şeyler. Müjde, büyük müjde. Mutluluk. Ya devletimiz böyle bir şey yapmış. Ne kadar güzel bir şey. Yıllarda bunların özlemini çekiyorduk biz. Çok güzel bir şey. Çok iyi. Sonuna kadar Erdoğan diyor zaten. Çok iyi yani. Zaten istemiyorum. Bir şey de düşünmüyorum. Ona da güle güle bay bay. Hayırlısına. Zafer bizim olacak. Gayet güzel. Bildiğim kadarıyla yani kış boyu devlet doğalgazı belli bir seviyede süspanse ediyor herhalde evlerde. Bu da artı olacak herhalde. Gayet güzel olur. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'na. Az buluyorum. Evet, daha fazla olmalı. Neden peki? Neden 25'ini 6 ile çarparsan 150 lira yapar. Hiç olmazsa 250-300 olsun. Yardım edecekse, konutlara yardım edecekse. İyi olur. İyi olur.
Yani doğalgaz fazla geliyor. Ben bir petek yapayım, 300 kağıt verdim. Bir petek. Çok güzel yaptı, çok iyi düşünüyoruz. Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Tabii bu başlangıcın son derece olumlu bir şey. Doğalgaz, arkasından petrol. İnşallah bu Cumhurbaşkanımızın son döneminde başaracağı şeylerden bir tanesi de bu. Bu tabii bir reklam amaçlı, bir tanıtım amaçlı. Yani şu anda tatmin etmiyor olabilir ama ileride tam rentable hale geldiği zaman, ciddi anlamda çıkartıldığı zaman bu bir işarettir. İnşallah ücretsiz vereceği günlerde gelecektir. Vallahi çok sevindik ülkemiz adına. Ya büyük bir rezerv bulunduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı. Ya bu kış sezonunu geçirmiş olabiliriz ama önümüzdeki aylarda özellikle alt gelir grubuna sahip vatandaşlarımız için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ya ülkemiz için hayırlısı olsun. İndirim iyi bir şey de şimdiye kadar neredeydiler? Yoksa indirime karşı çıkan yok. Onlar seçim yatırımı. İnanmıyorum. Neden inanmıyorsunuz peki? İndirirler de seçimden sonra ne olacağı belli değil. Very very good. Gayet güzel. İyi oldu. Güzel. Siz? Tabii güzel bir şey. Vatandaşı hafif de olsa ferahlatması güzel bir hizmettir kızım. İnşallah daha çok doğalgaz buluruz. Dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Bu milli bir şey. Yani şu buldu, bu buldu manasını münakaşaya dahil etmek mümkün değil. Milli bir şey. Kim bulursa bulsun Allah razı olsun deriz evladım. Vallahi boş düşünün. Yani hangisini doğru yaptı ki? Hangi birini doğru yaptı? Bu zamana kadar yani olmadık şeyleri her şey Tayyip'in sayesinde geldi. Tayyip Cumhurbaşkanı olduğu sürece her şey daha güzel olacağına inanıyorum yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kışın yaten faturalar 1200-1300'den aşağı gelmedi. Ortalama bir evde. O da ancak gece yakarak. Hani gündüzleri geldi insanlar kapattı. Yani şu an bunu yazın verilmesi saçma geliyor bana. Yani ne bileyim hani kış varken yazın bir de faturalar bu kadar şişmiş. Kışın adam sana verecek. Sen 100-200 liralık fatura kullanacaksın. Bunun ne anlamı var? Şey yazın yani verildiğinde. O yüzden saçma buluyorum. Bilmiyorum yani. Benim görüşüm bu şekilde. Yani büyük bir nimet ne diyelim. Önceden bunlar yoktu. Yani nasıl yoktu? Önceden doğalgaz bırak sobalı evde kömür bulamıyorduk yakmaya. Yani insanlar eğer bunları görmüyorsa gerçekten çok büyük nankörlüktür. Devletimizden bir yol değil bin kere razı olsun. Rabbim başımıza eksik etmesin. İnşallah yani bir dönem değil. 5 dönem daha 10 dönem daha gelir de bu devletimiz biraz daha ayaklanır inşallah. İyi yani hani. Yani evet. Güzel yani. Destek olmaları iyi bize. Sence? Yani paramız cebimizde kalıyor ama tabii bir ay sonra işte farklı bir şeyden alıyorlar geri. Aynen. Yani vergiler çok yüksek. Onları biraz düşürseler aslında iyi olabilir. Şöyle biraz da bayağı düşürseler iyi olur. Ama işte tabii herkesin görüşü farklı bu düşüncede. Bu saatten sonra artık hava ısındı zaten. İhtiyaç da yok. Sadece banyoda kullanılacak doğalgaz. O da bir fayda etmeyeceğini düşünüyorum ben. Şimdiye kadar vermesi lazımdı. Değil mi? Öyle. Başka şeylerde indirim yapsın, yiyeceklerde indirim yapsın örneğin. Alışverişlerde marketler uçuyor şu anda. Et pahalı, makarna pahalı, meyvelerimiz pahalı, pazardaki her şeyde ateş var. Yanıyor yani ortalık. Toplamı 150 lira. Yani verdiği şey 150 lira. Metreküpü 6 lira. 25 metreküp 150 lira yapar ayda. Bunu yapsa verse ne olacak, vermese ne olacak? Pardon. Durum böyle. Bence yalan. Neden? Yani bu zamana kadar hiç öyle büyük bir indirim olmadı. Kışın olsa eğer olurdu. Yeni çıktığı için sürpriz yapıyorlarsa bilmiyorum. Sürpriz yaparsa yapmasalar seçim olan şey yatırımıdır. Kesinlikle seçim yatırımı. Başka ne olacak? Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Ben kışın eğer şey hani bu indirim varsa kışın olmasını isterdim. Şimdi yazın bir tüpünen şey banyoya fazla bir etkileneceğini şey yapmıyorum zannetmiyorum da. Ama kışın olsaydı çok sevinirdik. İyi olurdu. Güzel bir şey. Devletimizin toplarından çıkan bir gaz. Onu da biz kullanacağız. Tabii ötesi yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Kullanacağız. Ortalığın durumu belli. Tayyip'e oy veremem. Ortalığı batırdı. Her zaman ben Kılıçdaroğlu'na vereyim. Peki doğalgazla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ya bilemiyorum şimdi, gerçek mi sahte mi onu bilemiyor. Hep yalan söylüyor. Milleti kandırıyor Tayyip. Kazanacağım diye kandırıyor. Kışın bir günlük metreküp yapıyor veya iki günlük metreküp yapıyor. Hiçbir anlamı olmuyor yani. Yani ayın 30 çektiğinde iki günlük oluyor. Geri kalan 28 günleri tekrar bizim cebimizden çıkacak yani fazlasıyla. Cumhurbaşkanlığı oyumu da Kılıçdaroğlu'na. Şöyle düşünüyorum. Sadece doğalgazı indirime sokuyor fakat her Türkiye'nin her yerinde şu anda doğalgaz mevcut değil. Örneğin ben Çorumlu değilim. Farklı bir şehirden geliyorum. Artvin'de doğalgaz kullanamayan kişiler, diğer tüp tarzı ürünler kullanan kişiler bu indirimlerden yararlanamıyor. Sonuçta onlar da bizim vatandaşımız, onlar da halk. Onların da mesela bu konu hakkında farklı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bana iyi bir şey. İnşallah diyorum. Keşke indirim olsa. Sevinirik. Tüm Türkiye sevinir yani. İşte bence indirmesin ondan iyi. Zaten hayat şartlarını görmüyorsunuz. Neler yaşıyoruz. Ben başta Erdoğan'ın bu sefer gitmesini istiyorum. Neden peki? Neden işte hayat şartlarını görüyorsunuz. Doğru düzgün hiçbir şey ödeyemiyoruz. 7,5 TL maaş alıyorum. İnanın elime 100 lira bile ne kalmıyor. O da 7,5 şimdi oldu mesela. Ev kirasıydı, doğalgazıydı, elektrik. Bu daha öncesi olsaydı daha iyi olurdu. Neden? Millet kıştan çıktı şimdi. Yaza geldi. Endişen olacak, indirmesin olacak. Doğal yenmeyecek ki o doğalgaz. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. 25 metreküp ne yapacak ki yani? Ayda 150 lira yapar, senede 1500 lira yapar yani. Verse ne olacak, vermezse ne olacak? Hiç ilgilenmiyorum yani. Sorun o değil ki. Sorun ekonomik sıkıntılar almış başını gidiyor. Yani şimdi bir şeye gidiyorum, et almaya gidiyorum, et al dediler. Bakkas şeyin, marketin birine baktım, 325 lira kıyma. Belki 350 liraya alacağız. Yani doğal, ayda 150 liralık doğalgazı indirse ne olur, indirmese ne olur? Bunlar seçim yatırımı. Seçim yatırımlarından da bıktık yani. Yapılacaksa, eğer bir şey indiriliyorsa indirirsin yani. Yani şu orta şeyde 14 gün sonra seçim varken yok doğalgaz indirmek yok. Bunu indirmek nedir yani? Seçim yatırımı. Düşünce mi o? Neden peki? Şimdi ya da niye yapmadı? 20 senedir iktidarda. Şimdi başladı yapmaya. Seçim yatırımı. Çok güzel yani, yerinde bir karar diye düşünüyorum. Yani güzel bir karar. Tabii biz bu maddi imkansızlık şeyinde güzel bir karar. İyi iyi. İnşallah kurtuluruz. Bence çok güzel oldu ya. Tayyip Erdoğan yine çalışıyor, gösteriyor bize. Bulduğu doğalgazı devletine hibe ediyor, halkına hibe ediyor. Çok seviyorum. Tayyip babam ya. Vallahi iyi olur. Neden iyi olur? Yetişemeyen insanlarımız var. Ödeyemeyecek durumda olan insanlarımız var. Yani bunlara yardımcı oluyorsa helal olsun deriz. Ne diyeceğiz? Yani tabii ki faydalı olur ama bunu ve seçime kalmış 20 gün. Yani sadece seçmene oynuyor. Halkın yararını da düşündüğünü sanmıyorum. Bir de parasıyla verecek bu şeyler, doğalgaz metrekübü. Yolum doğalgaz çıktı ya. Yeni her sene. Ya ben halkın yararını düşünüldüğünü sanmıyorum. Bir sene geleceği geçici. Bunlar hep algı. Ama bizi bitirdi, baksana. Ben bu durumda vallahi geçinemiyor. Şimdi. Yani konuşacak çok şey var da şimdi zamanım yok. Bir şey diyemiyorum. Ama buna hep aldatıcı, gelici geçici. Ben bir şey diyemiyorum. Çok güzel, çok şahane, iyi. Tayyip Erdoğan'ımıza her desteklerimizi sağlayacağız. Elimizden geldiği kadar. Böyle biz de, bizim başımıza böyle bir başkanımız gelmez. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok iyi bir şey düşünüyorum o yönde. Bir, yani vatandaşa bir yardımcı olur yani en azından. Yani bunu bilmiyorum. İlerisi de daha parlak olacak gibi geliyor bana. Zaten ihtiyaç yok yazın. Yani 21 sene milleti kandırdı. Daha da kandırmasına gerek yok. Artık değiştireceğiz. Gayet güzel düşünüyorum. Yani gayet olumlu ülkemiz adına. Şu an bu 25 metreküpse ilerleyen dönemde bu 50'ye çıkabilir.
beklemek lazım. Yani hükümetin yaptığı şeyler de ortada. Ne diyelim, hakkımızda hayırlısı.